diyorsun? Çünkü daha heyecanlı oluyor, bu yüzden. Heyecan dediğin bu mu? Bana sorarsan daha çok delilik. Sahiden, yani bir fark var mı diyorsun? Teşekkür ederim Yumi. Bir şey değil. Faaliyete geçen kuleden sadece bir dakika uzaktasınız. Olamaz, ben de tam keyfini çıkarıyordum. Dikkat et arkandan. Nihayet harekete geçti. Üzgünüm Aylita, sıçramak zorundasın. Çabuk ol, seni koruyacağım. Çok iyiydi Yumi. Çok iyi Jeremy, kule çalışamaz duruma getirildi. Tamam mı? Geri dönüşü başlatacağım ve seni eve getireceğim. Gerçekten mi? Neden? Zena dünyaya bir saldırı başlatmak için zaman bulamadı. Evet, çok şanslıydık. Zaman içinde geriye gitmenin Zena'yı güçlendirdiğini hatırlatabilir miyim? Ben ne yaptığımı biliyorum, tamam mı? Eğer biliyorsan o zaman açıkla bize. Sadece bana güven, tamam mı? Jeremy. Sorun bu değil. Son sözüm bu. Geçmişe dön. Şimdi. Jeremy gerçekten can sıkmaya başladı. Hiçbir şey yokken birdenbire öfkeleniyor. Saat ayarlı bir bomba gibi. Kim bilir, belki ailevi sorunları vardır. Ya da parçalanmış bir kişiliği olduğunu ve Dolunay olduğunda hayvan vücut parçalarını insanlara aşılayabilen Dr. Schrenk'in oğlu olduğunu henüz keşfetti. Ve şimdi de ölümden daha kötü bir kaderi cesaretle karşılaması gerektiğini biliyor. Demek hastanedeki dehşeti izliyorsun ha? Öylesine fantastik bir programı kim kaçırır? Daha orada işte. Nasıl gidiyor Einstein? Neredeydin? Odamdaydım. Neden? Buna karşı bir yasa mı var? Sakin ol, tamam mı? Sadece endişelenmiştik. Ben kocaman bir çocuğum. Onun için sırtımdan in, tamam mı? Hey, oradaki Doktor Schrenk teorisiyle bir şey yapıyor olmalısın. Gördün mü? Söylemiştim sana. Tamam, bu arada ölümden daha kötü bir kaderi cesaretle karşılaması gerekiyor. Neymiş o? Bayan Mayer'in dersi. Thales teoremi uzunluğu ölçmemizi sağlar. Örneğin ABC olarak belirlenen bir üçgende RS ve BC olarak bilinen düz çizgiler birbirine paraleldir. Önce X'i, daha sonra da SC'yi hesaplarız. Hipotetik olarak ABC bir üçgendir. R ise AB üzerindeki bir noktadır. Evet, bu kadar. Gayet basit. Efendim? Evet Jeremy, bir sorun mu var? Revre gidebilir miyim efendim? Evet tabii. Seninle gelmemi ister misin? Hayır.
Jeremy tarih dersini kaçırdı. Beden eğitimini de ve şimdi de yemeği kaçırıyor. Beden eğitimiyle yemeği anlayabiliyorum ama tarih dersini kaçırmak Jeremy'nin tarzına hiç uymuyor. Odasına bakacağım. Evet. Benim. Bu sabah kaçırdığın derslerin notlarını getirdim. Onları yatağın üzerine bırak. Jeremy, eğer bir terslik varsa benimle bu konuda konuşabileceğini biliyorsun, tamam? Sizin neyiniz var böyle ha? Hiçbir terslik yok. Ben sadece çalışıyorum, hepsi bu. Seni Zena'dan kurtaracak antivirüsü neredeyse buldum. Bu zaman harcamaya değmez mi? Evet, tabii ama son günlerde çok garipleştin. Zaman zaman biraz ara vermelisin. Ha, öyle mi? Zena ara veriyorum, hayır. Peki ne istiyorsun? Hafızanın çalmasını mı istiyorsun? Seni kaybetmek istemiyorum Jeremy ve artık seni pek iyi tanıyamıyorum. Alida, sana söylemem gereken bir şey var. Aa, gördün mü? Zeyna asla ara vermez demiştim. Bu kez başardığından emin misin? İmdat Zeyna! Tamam Jeremy, yola çıkıyoruz. Çabuk olun! Zena bir saldırı başlattı. Fabrikaya gitmeliyiz. Siz oradakiler yerinize oturun çabuk. Ha? Size yerinize oturun dedim. Sanırım patates püresinin insanı kusturduğunu söylememem gerekiyor. Bana sorarsanız bu bir Zena harekatına benziyor. Beni koruyun. Fabrikadaki Aylida ve Jeremy'ye ulaşmaya çalışacağım. Sorun değil. Ori, üç deyince. Bir, iki, üç. Bir tura daha hazır mısın? Burayı darmadağın etme şansını her gün bulamıyoruz değil mi? Faaliyete geçirilen kule dağ bölgesinde. Ama ötekileri de beklemek zorundayız. Peki onlar ne yapıyor? Ellerinden geleni yapıyorlar. Zena Rosa'yı hakimiyetine aldı. İşimizi onlar olmadan yapmak zorundayız. Çabuk olun. Salanlaştırma işlemini başlatacağım. Yumi'ye aktar. Aylida'ya aktar. Yumi'yi tara. Aylida'yı tara. Salanlaştırma. Faaliyete geçirilen kule tam önünüzde olmalı. Onu görebiliyoruz Jeremy ama bizi engelleyen bir canavar ordusu var. Saklanmamız gerektiği gibi komik bir şey hissediyorum. Yumi, Aylida, iyi misiniz? Overwing'i cisimlendirebilirsen daha iyi olacağız. Tamam, hallediyorum. Jeremy, senin tarafta işler nasıl gidiyor? Çünkü bu tarafta cephanemiz bitmek üzere. Jeremy, acele etsen iyi olur. Rosa'nın en sevdiği yemeğin sığır plakosu olduğunu hatırlatabilir miyim sana? Haydi kızlar, harekete geçin. Odd'la Ulrich gerçekten kötü durumdalar. Şaka yapma. Burada ihtiyacımız olan tek şey iyi bir piknik için birkaç sandviç. Asla başaramayacağız. Bir dakika, iyi bir fikrim var. İyi ya da kötü fark etmez. Önemli olan sonuç vermesi. Geliyor işte. Tweety'nin Sylvester'a karşı neler hissettiğini şimdi anlıyorum. Jeremy, siz niye bekliyorsunuz? Aylida kulede. 30 saniye daha orada dur. 30 saniye sonsuza kadar gibi.
Jeremy, sanırım bu geçmişe dönüşü gerektiriyor, öyle değil mi? Tamam, başlatıyorum. Hazır ol. Geçmişe geri dön. Şimdi. Ne yapıyor o öyle? Şimdiye kadar burada olmalıydı. Neden onun odasına gitmiyoruz? Jeremy! Jeremy uyan, korkunç bu. Aile de Herb'e aşık olmuş. Aa, tepki yok. Bu gerçekten ciddi. Tamam, hastaneyi arayacağım. Bak, göz kapakları hareket ediyor. Rüya görüyor olmalı. Ona ne olmuş olabilir? Son geçmişe dönüşü sırasında bir şey olmuş olmalı. Zena mı? Hiçbir fikrim yok ama sanırım süper bilgisayarı kontrol etmeye değer. Seninle geleceğim. Jeremy'nin odasını aramamız gerekir mi? Bunu gerçekten yapmak istemiyorum ama... Jeremy'nin üzerinde kanguru resimleri bulunan iç çamaşırları giydiğini öğrenmenin dışında özel bir şey yok. İç çamaşırlarını boksörlere vermesini söyleyeceğim. Faaliyete geçirilen kule yok ama bir ton sinek var. Hey, bunu açamıyorum. Adı Gönlüm. Kayıtlar normal. Son geçmişe geri dönüşte kesinlikle önemli bir enerji boşalımı vardı ama bunlar daha önceki geçmişe dönüşlerden farklı değildi. Ulrik? Sana ihtiyacımız var. Jeremy'nin odasında buluşabiliriz. Tamam. İşte ve aldım. Tamam. Pek kolay olmadı ama aldım. Bunlar video dosyaları. İlkini aç. Bugün bir video günlüğü başlatmaya karar verdim. Fransız Oprah'ın tuttuğu günlük gibi bir şey. Bu şekilde başıma bir şey gelirse ötekiler araştırmamı sürdürebilir. Aile dayı Zeyna'dan kurtaracak olan antivirüsü bulma konusundaki araştırmam toptan başarıya asla ulaşmadı. Fransız Oprah'ın günlüğü ve 5. bölgeden elde edilen veriler sayesinde günlüğünün bir bölümünü deşifre etmeyi başardım. Bu bölüm geçmişe dönüşü zekanızı logaritmik olarak nasıl kullanacağınızı açıklıyordu. Bunu hemen denedim. Bu çok şaşırtıcıydı. Beynim birden sanki birbirine seri olarak bağlanan 10 bilgisayar gibi işlemeye başladı. Beyni etkileyen bir kulaklık. En son girişi aç. Bu dünden kalanlar. Her kulaklık kullanışımda fiziki ve zihinsel sağlığım sürekli bozuluyor. Ama buna rağmen araştırmama devam ediyorum. Çünkü başarıya bu kadar yaklaşmışken bırakamam. İhtiyacımız olan tek şey bu. Onu kurtarmak için bir şey yapabilir miyim? Hadi fabrikaya gidelim. Orada buluşuruz. Önce revire gitmem lazım. Zena'nın saldırısının Jeremy'ye yönelik olmadığından emin olmak istiyorum. Benimle gel. İmzalamamız gereken evraklar var. Hey, ambulansım! Jeremy orada mı? Evet ama o kullanmıyor. Ambulansının kontrolünü ele geçirdi. Ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama size de güvenmek zorundayım. Tamam. En hızlı şekilde gideceğiz. Söz veriyorum. Od, Ulrik, yerlerinizi aldınız mı? Hazır. Hazır. Bir dakikada sanallaştırma. Hemen orada olacağım. Dilerim araçları cisimlendiremedim. Yürüyerek gitmeliyiz. Ah!
Jeremy! Şeyler. Bir şeyler yapmadan önce buradan hemen çıkmamız gerekiyor. Hey, sence ambulansı durdurmamız gerekmez mi ha? Tabii ama sakıncası yoksa nasıl yapacağımızı söyler misin? Çabuk olsan iyi olur çünkü doğrudan nehre düşeceğiz. Ha? İşte. Bu kadar yüksek sesle söylememen gerekirdi. Bir fikrim var. Bu fikirlerine bayılıyorum dostum. Lazer oku. Çıkmış olsa iyi olur. Başka dahi yani fikirlerin var mı Oli? Ha? Hayır. Dostum o iyi değildi. Hop, dikkat et. Gerçeği söylemek gerekirse değilim. Şimdi sorun kuleye nasıl ulaşılacak? Evet ve çabuk. Yumi ile Jeremy bir ambulansın içinde nehrin dibine gömüldüler. Sadece küçük bir tarantula. Derhal kurtulun ondan. Kalkan! O işi bana bırak. Çok iyi.
Ailede kuleyi çalışamaz duruma getirdi. Süper. Şimdi huzur içinde batabiliriz. Orik, hala nehrin dibindeyiz. Bizi kurtaracak tek şey geçmişe geri dönmektir. Evet ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Telefonu ver. Ah Uci, tam olarak söylediğimi yapman gerekiyor, tamam mı? Evet, haklısın. Evet, dur. O kadar hızlı değil. Düğme nerede? Göremiyorum. Çabuk. Klavyenin sağ üst köşesinde. Ultimate Play Store'daki sıçrama tamam, düğmesi. Tamam, anladım. Şimdi geçmişe dön. Yine açıkta, soğukta olduğunu söyleme. Jeremy, hayır. Son bir hafta içinde yaptığım hesaplamaları kontrol ettim. Çoğu yanlışmış. Yani beyin gücünü güçlendirmek bir yana kendi sağlığını yok ediyordun. Ben buna başarılı olmak demem dostum. Sence Zena'nın bununla bir ilişkisi var mı? Beni o yöne tabii ki o yönlendirdi ama bilgi Franz Hopper'ın günlüğünden geldi. O zaman çocuklar bir bakıma tek değil, iki düşmanımız var. Hopper tabii ki düşman değil. Ama keşifleri bizim sınıfımızın dışında. Yani dikkatli olsak iyi olacak. Şimdi önemli olan tek şey kendi eski haline dönmüş olman canım. Gayet tabii, asık suratını görmek. Doktor Schrenk gibi olmaya başlamıştı. Hatta daha da kötü. Aa, Warwick. Hey, buradaki asık suratlı hiç de ben değilim. Evet, haklısın. Beni rahat bırak.